Ben Cemal Gemci, Cyberverse Teknoloji Anonim Şirketi'nin kurucusuyum. Sektöre 1992 yılında girdik. 92'den beri bu işlerde uğraşıyoruz. Yaptığımız işler neler diye bakarsanız, aslında ilk bilişimin biz ürün satmakla başladık. Daha sonra dedik ya bir konuda uzmanlaşalım. O zamanlarda ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi çoktu. Onun danışmanlığını yaptık vesaire derken, daha sonra dedik ki danışmanlar çoğaldı. Biz gidelim bir yazılım geliştirelim. Bu uzmanlık bilgimizi de 27001'deki uzmanlık bilgimizi bu yazılıma aktaralım. Bir uyum yazılımı. Uyum yazılımı derken biliyorsunuz dünyada GRC denilen Governance Risk Compliance yazılımları vardır. Kurumların, şirketlerin mevzuata uyumluluklarını sağlar. Tabii bu yönetişimin bir parçası. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yönetişim, risk, uyumluluk diye geçiyor bu literatürde. Yönetmenin bir parçası, yönetim ve iletişimin. Tabii ki üst yönetim her zaman mevzuata uymak ister. Ama her konuda da yetişmiş eleman bulamayabilir. İşte bu durumlarda GRC yazılımları onlara büyük yardım sağlar. GRC yazılımları ne yapar? Mevzuatı uygun halde, mevzuata uygun olarak faaliyetlerinizi yapmanızı sağlar. Nedir bu? İşte ISO 27001'in bir dünya yapılması gerekenleri vardır. İşte ya gidersiniz, verirsiniz parayı bir şirketten danışmanlık alırsınız ki o da bir yoldur. Ya da dersiniz ki bunu biz yapacağız, işte kağıt, kürek vesaire uğraşarak yaparsın. Yapabilir misiniz? Yaparsınız. Niye yapılmasın? Ama işte 27001 uyum yazılımı da adım 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 sizlere ne yapacağınızı, nasıl yapılacağınızı anlatır, yanlışlarınızı söyler, doğrularınızı yapmanızı sağlar, en sonunda da tam bir uyumluluk sağlar. Biz ilk önce 27001 ile başlamıştık. Daha sonra kişisel verileri kanunu çıktı. Platformumuz hazır olduğu için biz hemen kişisel verileri koruma kanununa da uyumu sağladık. Aynı platform üzerinden KVKK uyumu sağlıyoruz. Daha sonra da Dijital Dönüşüm Ofisi'nin güvenlik rehberi çıktı. Güzel bir rehber çalışması oldu. 27001 ile uyumlulukları da biraz oldukça var. Öyle olunca bizim ona uymamız daha da kolaylaştı. Şu anda 3 modülü olan bir uyum yazılımımız var, GRC yazılımımız var. Şu anda burada katılımcıların içinde de herhalde tekiz şu anda görebildiğim kadarıyla. Ama bu bir döngü. İşte seneye birkaç modül daha ekleyeceğiz. Böyle devam ede biz GRC işinde Türkiye'de büyümeye çalışacağız. Tabii ki siber güvenlik dediğiniz zaman siber güvenlik bir puzzle aslına bakarsanız. Herkes aynı işi yaparsa olmaz. Efendim, herkes birbirine rekabet eden değil, birbirini tamamlayan olmak zorunda. Tabii ki yani herkes bir işi bir kişi yapsın anlamında demiyorum burada. Mutlaka rekabetler olacak. Yani bir ürün, herkes bu ürünü alsın diye bir şey yok tabii ki. Müşteri de seçecek, en iyisini alacak ihtiyacı olarak. O ihtiyacı olan en iyisini alacak. Buradaki etkinliğin, siber küme ve Dijital Dönüşüm Ofisi'nin oluşturduğu, kurduğu bu siber güvenlik etkinliğinin, güvenlik haftası etkinliğinin en büyük avantajı firmaların birbirini tanıması ve ürünlerini burada katılımcılara ifade edebilmesi, anlatabilmesi. İşte biz tabii ki bir dünya yeni firmayla burada tanışıyoruz. Zaten çoğumuz birbirimizi tanıyoruz ama yeni ürünler yaratıyorlar, yeni ürünler ekliyorlar. Biz de bu ürünleri bizim ürünümüzde nasıl entegre edebiliriz? Bunu konuşuyoruz. Bu da bizim için çok çok faydalı. İşte bu ekosistem denen bu şey zaten. Bu ekosistem tamamlaya bütün Türkiye'de dünyayla rekabet edebilecek ürünler geliştirmek bizim hedefimiz olmak. Tabii ki önce bir Türkiye'de biz bunları geliştireceğiz, yayacağız, kullandıracağız. Belli bir olgunluğa getirdikten sonra gene siber kümenin destekleriyle ve Dijital Dönüşüm Ofisi'nin destekleriyle biliyorsunuz yurt dışı fuarlara katılımlar var. O fuarlara katılıp ülkemizin ürünlerini dünya piyasasına sunuyor olacağız. İşte büyüyeceğiz. Biliyorsunuz dünyanın en zengin 10 firmasına baktığınız zaman yaklaşık 7'si 8'i tamamen IT'ci, bilişimci. Demek ki bu sektörde çok fazla bir kazanç var baktığınız zaman.
Hal böyle olunca da tabii ki buna yatırım yapmak, burada devletimizin çok büyük destekleri var. Çok büyük destekleri var. TÜBİTAK'ın olsun, KOSGEB'in olsun, Siberkümen'in olsun, daha sayamadığım birçok destekleri var. Bunları kullanarak ürünler çıkartmak, üretmemiz lazım. Biz tabii ki biz bu konuda üreteceğiz, başkaları da başka konuda üretecekler. Bir bilişim sektöründe yükselen bir Türkiye olması en büyük arzumuz.